Ben zaten teorik olarak evrime inanmıyorum. Hani bilimi desteklerim çünkü sağlık sektörü olsun bir ton konuda biz bilimin faydalarından yararlanmaktayız. Ama biz şimdi bir yaratıcı yok deyip her şey kendi kendine olmuştur, tesadüf eseri olmuştur, bir fosil kalkıp akrep olmuştur, yavrusu yılan olmuştur dersek biraz sanki cehaletin arkasına sığınmış olacağız. Hani Allah kitabında da buyuruyor ya, biz canlı olan her şeyi biz su damlasından yarattık. Biz bütün her şeyi çift olarak yarattık. E şimdi biz bakalım bir fosil, hadi bir tane oldu diyelim. E onun eşi nasıl oluyor? Yani intizamsız bir şey mi var? Baktığımız zaman bir bitki bile hani dişisi ve erkeği var. O onun tozlarını alıyor. Rüzgar sayesinde ötekinin üzerine geliyor ve ortaya başka bir tane Allah tarafından bir bitki çıkmış oluyor. Şimdi biz buna desek ki evrim, ne kadar basit olur. Hani burası bir sanat sonuçta. Hani her sanatta sanatkarını gösteriyor değil mi? Biz şimdi bir elmaya baktığımız zaman hani elma ağacını görüyoruz. E desek ki bunu elma ağacı yaptı. Ne kadar basit kaçar değil mi? Ne kadar böyle onun değerini sıfıra indirgeriz. Ama desek ki ya bu şuursuz ağaç biri tarafından yağmur yağdırıldı, güneş geldi, işte topraktan alacağı protein aldı, Allah tarafından bize böyle bir hizmetkar gibi parmaklarını aşağı doğru getirdi, böyle bize elma veriyor. E zaten hani biz sadece ona baktığımız zaman bir Allah'ın, bir sanatkarın, bir icatçının, bir mucidin olduğunu görüyoruz. Hani o direktman lisan olarak söylemesi de kavlen, hareketlerle bize var olduğunu ispat ediyor değil mi? Allah herkese kendini bildirmeyi, kendini yani onu tanıyanlardan etsin inşallah. Bilimi doğru kullanmayı, bilimi yararlı hale getirmeyi nasip etsin inşallah. Hani evrim diye bir safsatanın arkasına sığınmadan gerçek bilimin ardına düşmeyi, zaten ben şunun inancındayım. Bilimi araştırıp araştırıp sonunda temelinde biz Allah'a çıkamıyorsak o bilim yani bir yerde bir yol ayrılığına düşmüştür. Yani benim düşüncem bu yönde. Çünkü hani şimdi baktıkları, araştırdıkları zaman yani zeminde ve yer altında 7 katman olduğu söyleniyor. E Allah bunu 1400 yıl önce kitabında buyurmuş. E şimdi Kur'an-ı Kerim'in de bir beşer eli değdi. Bir hani haşa Hazreti Muhammed yazdı diyenler. Hazreti Muhammed o zamanki şartlar, imkanlar, bilim ile bunu yazabilir mi? Hayır, zaten kendisi ümmiydi. Okuma yazma bilmezdi. Ama Allah ona şu an ki bilimin, gerçi 1500 civarında bulunuyor. Hani bilimin bulduğu bir şeyi ona 1400 yıl önce kitabında buyurmuş. Bize resmen yani siz acizsiniz, ben bilirim, siz bilemezsiniz buyruğunu söylüyor. Değil mi? Yani bunun gibi tabi nice örnekleri var. Kitabı okumak gerekiyor. Yani Allah'ın varlığını, birliğini ispat eden nice deliller var. Bunları görmek gerekiyor, bunları bilmek gerekiyor. Çünkü hani her güzel bir güzelden geliyor. Kendi başına hiçbir şey olmaz. Yani bu kadar sanat, bu kadar intizam, tesadüf yani, eseri olmaz. Allah hepimizi hidayet etsin. Allah'ın var olduğunun yani sadece bir numunesidir bu. Kainata baktığında neler var? Sadece insan kendi vücudunda baktığında Allah'ın varlığını görebilir. Yani kitabı okumak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah daha da yani size imkan versin, daha güzellerini yapın. Allah'ın varlığını daha böyle icraatlarını gösterin. Çok teşekkür ediyorum bu çalışmanızdan ötürü.